elektriği 2000 yıl önce bulduk deseydim tepkiniz ne olurdu? 2000 yıl önce elektriğin varlığına dair hiçbir kanıt yokken birileri nasıl olur da pil yapmış olabilir? 1936 yılında Bağdat yakınlarında bulunan bir çömlek, içindeki bakır silindir ve demir çubukla birlikte bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Ama nasıl? Bu tarz çekler hoşuna gidiyorsa abone olup like atarsan çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. 1936 yılında Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda Kujut-Rabu bölgesindeki arkeolojik bir kazıda sıradan gibi görünen ama oldukça tuhaf bir obje bulundu. Bir silindirin ortasında paslanmış bir demir çubuk ve tüm bu yapı sarımtırak renkli kapaksız bir çömleğin içindeydi. İlk başta kimse ne olduğunu anlamadı. Yani basit bir pil. Ama bu objeyi görenlerden biri Alman arkeolog Wilhelm König bunu sıradan bir dini kap ya da süs eşyası sanmadı. König bu yapıya baktığında aklına gelen ilk şey bin galvanik hücreydi. Yani basit bir pil. Bir pil. Düşün. Bakır, demir, asidik sıvı. Yani voltaj üretebilecek 3 temel bileşen. Hepsi bu çömleğin içinde bir araya gelmişti. Ama bu nasıl mümkün? Milattan önce 250 yılı civarlarında yaşayan bir medeniyet elektriğin izini mi bulmuş? Wilhelm König bu soruyu sormaya cesaret etti. Ve o andan itibaren tarihçiler ve bilim insanları arasında büyük bir tartışma başladı. Bazı araştırmacılar bu objenin içine sirke veya limon suyu gibi hafif asidik sıvılar konulduğunda gerçekten 0,5 ila 1 volt arasında elektrik üretebildiğini deneylerle gösterdi. Peki bu elektrikle ne yapıyorlardı? Bir bakıma bu obje, bilgi ile inanç arasındaki savaşı başlatan bir kıvılcım gibiydi. Çünkü eğer bu bir pilse, işte o zaman bildiğimiz tarih sadece bir taslak olabilir. Soru basitti, cevap ise beklenenden çok daha karmaşıktı. Bu garip çömlek gerçekten bir pil olabilir miydi? Bu sorunun peşine düşen ilk kişilerden biri 1970'lerde Dr. Arne Eggebrecht oldu. Almanya'daki Roma ve Perizeos Müzesi'nde yaptığı bir deneyde Bağdat pilinin benzerini yeniden inşa etti. İçine asidik bir sıvı koydu, sirke. Bakır silindiri yerleştirdi, demir çubuğu da içine oturttu. Ve sonra 0.5 ile 0.9 volt arasında elektrik üretildi. Evet, bu çok küçük bir değerdi ama herkes bu konuda hemfikir değildi. Bu aynı zamanda çalıştığını gösteren bir değerdi. Yani bu yapı modern anlamda bir galvanik hücre gibi davranıyordu. Soru şuydu. Peki bu voltaj o dönemlerde ne işe yaramış olabilir? Bazı araştırmacılara göre bu voltaj altın veya gümüş kaplama gibi basit elektrokimyasal işlemler için fazlasıyla yeterliydi. Yani bir bakır objeyi altına çevirmek gibi. Bu da dönemin dini sembolleri ve takılar için oldukça mantıklı bir kullanım olurdu. Başka bir teori ise şu. Bu pil belki de şok etkisiye tıbbi veya ruhani bir araç olarak kullanılıyordu. Ancak herkes bu konuda hemfikir değildi. Modern bilim insanlarından bazıları bu düşük voltajın çok yetersiz olduğunu savundu. Evet, elektrik üretebiliyor ama bu objenin amacının o olduğu anlamına gelmez dediler. Bağdat pili tekil bir buluntu olabilir ama yalnız değil. Tarihte öyle örnekler var ki bunları tesadüfle açıklamak gittikçe zorlaşıyor. Bazı araştırmacılar Mısır piramitlerinde elektrik kullanıldığına dair teoriler öne sürdü. Çünkü içeride is lekesi bulunmadı. Yani meşale kullanıldığına dair net bir iz yok. Peki içerisine saydın atılıyordu. Bazıları piramit duvarlarından görülen dendera lambası figürünün bir tür elektrik tüpünü simgelediğini öne sürdü. Şaşırtıcı mı? Evet. Kanıtlandı mı? Hayır. Ama Bağdat piliyle birlikte düşünülünce akıl yürütme zinciri oluşmaya başlıyor. Bazı Mezopotamya ve Pers eserlerinde altın gibi görünen ama aslında altın olmayan yüzey kaplamaları tespit edildi. Modern analizler bu kaplamaların kimyasal yollarla yapılmış olabileceğini söylüyor. Yani eğer 0.5 voltluk elektrik akımı üretilebiliyorsa bu işlem için yeterli teknik bilgi ve amaç zaten var olmuş olabilir. Bazı Sanskrit metinlerinde eski Hint uygarlıklarının enerji taşıyan araçlardan bahsettiği geçer. Vimana denilen uçan arabalar, kendi gücünü üreten taşlar gibi ifadeler. Yani farklı uygarlıklarda güç, ışık, iletişim gibi kavramlara dair benzer metaforlar bulunuyor. Bunların hepsi mitolojik mi? Yoksa geçmişin gerçekliği zamanla masal haline mi geldi? En çarpıcı sorulardan biri şu. Eğer bu teknoloji var olmuşsa devamı neden gelmiyor? Medeniyetlerin yıkılması, bilgilerin ağızdan aktarılması ve yazılı belgelerin imha edilmesi. Hani İskenderiye Kütüphanesi gibi. Belki de insanlık birçok kez baştan başlamak zorunda kaldı. Ve bazı bilgiler sonsuza kadar kayboldu. Belki de bu çömlek sadece bir kaptı. Bir dini ritüel aracı, sıradan bir saklama kabı, belki de bir tüsür. Ama ya değilse? Ya bu yapı gerçekten bir galvanik hücre ise? Ya bu objeyle altın kaplama yapılabiliyorsa? Ya o voltajın küçük olması o dönemin ihtiyaçları için zaten yeterliyse? Ve en önemlisi ya bu sadece keşfedebildiğimiz sadece birkaçından biri ise? Unutma, bugün insanlık olarak geçmişimizi sadece yüzeyde kalanlarla anlayabiliyoruz. Ama binlerce yıllık çamurun altında hala sormaya cesaret edemediğimiz şeyler olabilir. Wilhelm König, 1938'de bu yapının bir pil olabileceğini söylediğinde meslektaşları onu ciddiye almadı. Ama 90 yıl sonra bile onun sorusu hala yankılanıyor. Bu obje gerçekten bir pilse neye hizmet ediyordu? Ve daha da önemlisi, bu bilgi neden unutuldu? Veya biri unutulmasını mı istedi? Sorgulamak, düşünmek, imkansız gibi görüneni yeniden ele almak. Bağdat pili belki de çalışmayan bir çömlek. Ama ya çalışan ilk devre ise?
Ya o sessiz çömlek insanlık tarihinin unuttuğu ilk elektrik kıvılcımı ise? Size soruyorum. Sizce bu obje bir efsaneden mi ibaret? Yoksa modern dünyanın unuttuğu ilk elektrik mi? Yorumlarınızın hepsi benim için çok değerli. Bu video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.